Arkadaşlar herkese merhaba. Şu anda Ukrayna'da bir taksideyiz ve taksici abimiz bize Ukrayna'nın yol durumundan bahsedecek biraz. А, окей. Дороги в цілому прочищають. White, от сніг. Ну, сніг видно, що розкиданий по дорогах. Центральні вулички є чистими, що дозволяє проїхати добре. Між будинками ще є проблема зі снігом, але після сходження снігу деякий ямковий ремонт необхідний, щоб для подальшого просування. Окей. Turkish friends, I love you Turkey. I love you Turkey. Turkish translate. Türkiye, sizi seviyorum. Türkiye, sizi seviyorum. Türkiye, sizi seviyorum. Seviyorum. Okay, thank you. İşte biz Lviv'e geldik. Öyle herkes dayılanırız, biz Türk'üz falan filan, burada yemiyor. Onu baştan söyleyeyim size, niye yemiyor? Bunlar zaten Yabuan gibiler herifler, yani fenalar. Bir de bunlar çocukluktan beri kavga ettiği için kavgayı da iyi biliyorlar. Ve şöyle bir durum var burada. İşte kavga ettiniz, öldüresiye bir dayak yediniz ya da öldüğünüz hiç fark etmiyor. Adamın en baba alacağı ceza 6 ay 1 sene. Niye? Çünkü sen ona vurdun, o sana vurdu. Yani bunlardaki nefsi müdafaa olayı biraz daha farklı. Ona göre sakın biz Türk erkeğiyiz, şöyleyiz, böyle topa girmeyin. Fena yaparlar. Şimdi arkadaşlar, uzun uğraşlar sonucunda sonunda sizler için Ukrayna'da petrolü buldurttum. Birazdan yapacaklar. Petrol çıkacak bütün ülkeler için. Sizler için uğraştım. Emin olun ülkeler refah edecek. Benim sayemde, merak etmeyin. Açmışlardı işte. Sonra diyorlar ki Avrupa'da yaşanmadı. Nerede yaşanmadı? Al işte görüyoruz ya. Adam orada kendini yırtıyor geçmek için. Sağdaki değil, gelen. Bize doğru gelen. Çekildiler ama bak şimdi bak. Bak. Ha, kaldın. Önce bip. Adam vermeye çalışıyor, diğerinde iş yok. Bizim ülkede böyle bir şey yok ama. Türkiye cennet vatan ya. Adamların trafiğinden falan filan bahsettik ama trafik ne kadar yoğun olursa olsun şöyle bir şey var. Adamlar E'ye geçtiğinde E olduğu zaman kesinlikle geçmem. Mesela şeylerde öyle bizim EDS'ler falan filan hiç hak getire yani. Sadece kamera sistemleri var mı bu şey gibi, onlardan izliyorlar. Bu sefer Türk'ün aklına şey geçiyor. E'ye geçtiğinde geldiğin an duruyor ya. Ulan adam atıp böyle geri gelesin geliyor ama tabii yapmayacağız bunları. Belki de yaparız, bilmiyorum. Хочуть мене, веду за собою, хто ти є і ким мене влади. Abi hangi dilden, milletten olursa olsun fark etmiyor. Ya prosta dodyobulus diyor, yani sadece bakacağım diyor, tamam mı? Mağaza fiyatlarını da göstereyim. Bizim orada daha ucuz her şey. Hani bak bir laf var ya. Yani bok bile satsan doğru boku bulman önemli diye. Harbiden adamlar bulmuş yani, yapıyorlar, şuna bak. Karlı havada. Buz pateni yapmış adamlar belediye meydanının tam önüne. Biz de yap zabıta. Neler neler de şimdi bahsetmeyeyim yani. O yüzden doğru iş yapmak mesele. Aga adamlar fena, baksana. Mizah desen var yani. Hemen heykele maske. Sadece Türkiye'de olmuyor demek ki bu işler. Aga bak şimdi burada genelde sigarayı böyle yolda içenler yok biz gibi. Duruyorsun bir köşede, orada içiyorsun. Adam biri geldi, sigara istedim. Don't speak yani bize. Dedim you speak English. Dedi var. Dedi sigara var mı? Dedim var dedim. Where are you from diyor. Dedim I am from Turkey. Oo diyor Mustafa Kemal Atatürk. Dedim yes come on. Adamım benim. Al dedim sana iki tane sigara. Verdik adama iki sigara da uzadı. Büyük kafedeyiz. Genel bir bilgi verim sana bize. Evet, burası Krayivka kafe. Burası tabii otantik bir yer. Daha çok Ukrayna mutfağının bulunmuş olduğu bir kafe.
24 saat açıktır. Kapıdan içeri gireceğiniz zaman sizden bir parola isterler. Parola şudur: Slava Ukrayna. Heroim Slava. Yaşasın Ukrayna. Teşekkürler. Yaşasın Ukrayna o zaman. Burada eskiden kalma eşyaları görebilirsiniz. Meydandayız şu an. Böyle yok mu meydanı? Adamlar yapmış ya. Harbiden yapmış ya. Böyle desen var. Soğuk desen var. Altın desen istemediği kadar var. Allah bu işin fiyeri. Завалово, до москала детектора йдемо, обережемо москалями. Энтер, я не блюдцем. Теперь надо, как еще я вам скажу, чуть-чуть обнимала с ними. Я до чего, ну идеально, все делала. Ben sana zaten İstanbul, Ankara, İzmir, oralardan gelmişler. Yani gelip görmüşler yani sadece bir adam böyle kalma madeni var. Adam Osmanlı'dan çalmış. Yani çalmamış da işte. Karışık. Kanyanın iyi bir günlerdi. Sağda sola kalmayız. Yani var ya kayıp düşeceğim şu kamera elimdeki ondan korkuyorum. Rezil alacağız, telefona da bir şey olacak. Başka bir şey değil yani. Sen ne yapıyorsun? Adamlar temizliyor. Nereye çıkmış? Nereye çıkmış temizliyorsunuz? Bulmuşsunuz sisteminizi. Yatın. Bu kadar da kar yağmıyor. Neyse babacığım. Ben girdik bu araya da şimdi bu ara nereye çıkıyor? Ve korun. Açıl takılıyorlar. Ne yapsın? Onlar böyle mutlu. Yalnız bak burada şey özelliği de var. Hani. Aynı bizim Türkiye misali broşür. Şurada arkadaş ölen adamlar broşür dağıtıyorlar. Adamlar 3 tane jeliboncu açmışlar 50 metre yukarı aralarında ama hepsi ceğer ceğer kazanıyor. Nasıl kazanıyor dediğim gibi. Ya işini doğru yapacaksın abi. Başka bir oluyor ki yani mantık bu. Şimdi elimizde tabii selfie çubuğu kamera falan görünce hemen turist hesabı yaslamaya çalışacak. Herkes bir yere çağırıyor. Oğlum Anadolu çocuğu yer mi lan bunları? Ha, yer mi Anadolu çocuğu? Yemez, yemedim. Bak 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 dayıma bak. Nasıl izliyor bak. Adam buradan sopayla vuruyor da izliyor orada. Vur oğlum. Şimdi bak şeyden bahsedeyim. Yok işte Ukrayna'da hattın çok ünlü. Abi çok. Yalan değil çok ama hani. Kiminin parası kiminin duası hesabı. Böyle gittim bir mekana. Hatun bana kollarını açtı. Bek değil yani öyle bir şey yok. Onlar tamam hatun çok olabilir ama onlar da hani bakıyorlar da tipine. Şöyle bir süzüyor ediyor bakıyor. Yani ben geldim de öyle her hatun bana düşer. Mavi gözlü beyaz tenli beni bekliyor diye bir şey yok. Boş hani. Onu ümit eden varsa mesela tipine
güvenenle mi, özgüvenle meselesi şimdi bu. Özgüveni olan insan gelsin ama öyle hiç sakın şuna kapılmayın. Ukrayna'ya giderim, orada 8 tane 10 tane götürürüm hesabı, öyle bir şey yok baba. Ha, hatunlar güzel ama yalan yok şimdi. Şimdi bak, bu kadar kalabalık bir Türk'ü nasıl bulursun biliyor musun abi? Aynı böyle Türkçe konuşan birileri oluyor. Adam mekana bakıyor ki, ya yok diyoruz, yarak gibi diyor. Oraya da girmeyelim diye, ama şak anlıyorsun zaten. Adamın bakışından belli, adam böyle bakıyor. Niye? Adamın amacı belli. Turistik sıfır. Adam tamamen cinsellik. Öyle yapmayın ya, vallahi gezecek çok güzel yerleri var. Umarım gelir gezersin. Rivayetlere göre burada eskiden savaş zamanında sığınak olarak kullanılmış. Ama tabi bu bir rivayet. Ama baktığımız zaman şöyle tepelere ona elverişli olduğunu görebiliyoruz. Tabi şu an biraz daha farklı olmuş. Ha. Mesaj geldi de şimdi ona baktım. Ulan derdi mi konuştum. Şeye, düğmeye basmamışız. Bir daha anlatmaya üşenmedin mi yani? Bekleyin, daha farklı şeyler mi? Şu an kahve mahallendeyiz. Yuri abi bizle beraber. Osmanlı'ya Türkçe bayağı iyi biliyor. Ve savaş sonrasında soruyorlar hani ne istiyorsun diye. O da kahve istiyorum diyor ve bütün kahvelerin şeylerini alıyor, buraya geliyor. Ondan sonra bu gördüğümüz mekanda ise mekanizmalar var. İşte savaş döneminde yıkılıyor, bir şeyler oluyor. Sanki yer altından kahve çıkıyormuş gibi oluyor ve burası kahve madeni diye geçiyor. Gördüğünüz gibi başında zaten fesi var. Aşk oduna yanmadın mı canım oy? Can yakmaya doymadın mı canım oy? Canlar çalıyor. Dangırdımar. Sen çalıyor da kim anlamıyorum ben? Hava çok soğuk. Hava aşırı soğuk. Aşırı değil mi? Türkiye'de gelmişiz, görmüşüz. Biz de soğuk gördük yani. Hepsini tabii şey yapmıyoruz da. Yine de üşüyorsun konuştuğumuz için. Elimizde şey var. Çubuk da var. O yüzden de üşüyoruz. Bir de şey yapıyorlar. Böyle eskoçlar ya. Yiyemiyoruz tabii. Çünkü yiyemiyoruz. En iyi insanlarız abi. Barbar tüter olarak kendimizi ıslah vasıtan tanıtmıyoruz. Ama burada çoğunluk mesela. Bakıyor mekanı. Ha diyor burası diyor. Çok affedersin. İçeride diyor atlayayım. Bir girmeyelim. Türk'e var. Bunu çok yaşıyoruz yani. Yaşadım, gördük. Gözümden de gördüm. O anı çekemedim. Çekebilseydim size atardım ama. İşte şans. Böyle şans yok. Bakana koş. Bombalar. En sonunda tombul duyurmaya gelmiş olma. Evet, şeyler. Ukraynalılar yol veriyor da turistler hiç yok. Genç Osmanlı'na da bakıyor. Hayırdır nayakli mahalle sabuncuları. Aslanlarını. Bak şimdi bak, bu kaldırımlar var ya bak. Bunu düzceliler, Alexen. Bunu düzceliler her türlü. Baba bunlar Mehmet Keleş kaldırım. Ayağını attığın an kayarsın yani. O yüzden biz antrenmanlıyız yani. Adam düşünmüş de yapmış. Boşa sövmeyin. Selfie çok aslında var ya, düşün ziyaretini burada yapmak lazım, hiç kimse de yok. Selfie çok, adamlar bilmiyor. Hiç de o fenaymış burada. Çekiyorlar hem şimdi, özür dilerim. Bir tane selfie çok bir satsak, 5 lira satsak. 5x4'te 20 gülüme, 50 gülümden satsak. Parası 2 lira. Çok satmak lazım. Onu döndüreceğin yerisin ya şeye. Şurası mı? Bakalım. Elif olmaz ya. Müzik.
ama şimdi biz Türk'üz ya, kendimize güveniyoruz. Bazen çatılardan düşüyor adamlar buraya. Şey yapmışlar, şerit geçmeyin değil mi? Geçiyoruz işte Türk aklına. Ama alışmışız ya, kural çiğneme, kural uyuma diye bir şey yok bizde maalesef. Bu meydan yerlerinde öyle bakkal var da her yerde yok. Mesela işte atıyorum sigara alacağınız zaman benim gibi böyle gözünüzü dört köşe açarsınız abi. Çünkü burada şey gibi düşün yani, bizim Türklere nazaran tabakka şaplar var ya bizim. O tarz hem alkolü satıyorlar hem sigara satıyorlar yani. Bakkal niyeti bizdeki gibi değil. Burada farklı oluyor. Ama mecbur bakıyoruz yani sağa sola, aramaya devam. Burası da bizim emirinde karşıdan karşıya. Karşıdan karşıya değil de tam yani. Burada karşıdan karşıya. Altı işte yapmışlar, mağazalar var böyle. Lafisi bilmem neyse. Nasıl olsun her şey var yani. Çekiyorum böyle bir izleyin bakıyorum. Eşik bekliyorum, şey bekliyorum. Böyle aşağıdan gidiyorsun. Bak şimdi bak, şeye geçiyoruz. Adımızı çakıyoruz. Ya gördüğünüz gibi ablacığımız duramadı. Ama yani kadın şoförleri şey yapmak istemiyorum ama keşke yüzünü çekebilseydim. Kendisi de kafasını salladı zaten, özür dilemek babında sorun yok. Artık dediklerini yavaş yavaş çözmeye başladım aslında ama gideceğiz yani. Geldiğimizde bir ay kendimize inşallah tam çözmüş oluruz. Bakalım, Allah büyük, insanoğlu neler öğreniyor. Bunu mu öğrenmeyecek yani? Öğrenmeyeceğiz yani. Ya da öğrenmeyeceğim mi? Burası da bizim ne olsun çaktırmayın. Kuğulu Park. Bizim şeydeki Kuğulu Park'a benziyor yani. O yüzden bunların Ukrayna isimleri, ya abi biliyorum da valla çok karışıyor ya. Adamların öyle bir isimleri var ki yani İngilizcesi kolay da kendi dillerindekini harbiden zor yani. Lehçesi mi, gırtlağı mı, ne şey bokumsa yani zor. Ne akılda kalıyor, ne akılda kalıyor. Neden rahat rahat söyleyebiliyorsun. Aha, şuradan bir sigara alayım. Babalar, hiçbir şey için bittim, ben bundan sonra yaşayamam, o bu demeyin. Hayatta herkesin bir dönüm noktası olur. Emin olun, üzülebilirsiniz. Çok derbeder de olabilirsiniz ama bunlar bir şekilde geçiyor. Ve şöyle bir şey var, bir ağaca konduğu zaman kuş odanın kopmasından korkmaz. Çünkü onun güvendiği kendi kanatlarıdır. Siz kendi kanatlarınıza güvendiğiniz sürece, siz kendinize güvendiğiniz sürece başaramayacağınız, yapamayacağınız hiçbir şey yok. Bunu da sakın unutmayın. П'яною впала твої очі, кличуть, хочуть мене. Веду за собою, хто ти є і ким мене була.